Efendim, şimdi buradan biraz bizim ana tema konularımızdan bir tanesine geçelim istiyorum. Girişimler konusu. Girişimleri bu sene çok anlattık. Gerçekten de her programımızda en az bir ya da iki girişimci oldu. Olmaya da devam edecek. Çünkü Türkiye sanılanın aksine girişimlerle kalkınacak. Yani girişim dediğiniz böyle küçük şeyde genç insanların bir araya gelip kurduğu böyle macera perest firmalar olmadığını, girişimlerin böyle bir şey olmadığını biz elimizden geldiğince dilimizin döndüğünce anlatmaya çalıştık. Bu konuda da bize çok büyük destekler verdi gerçekten de sevgili fonbulucu.com'dan Hakan Yıldız kendisi attığımızda. Merhabalar Hakan Bey. Merhabalar, merhabalar Serhat Bey. Yılın son günü yine beraberiz. Evet, yani yılın birçok günü beraber olduk. Son günde beraber olmak kısmet oldu. Sağ olun davetimizi kabul ettiğiniz için. Çok memnunum efendim ben beraber olmaktan. Süpersiniz. Hakan Bey, çok hızlı bir yıl geçirdik. Çok enteresan bir yıl geçirdik. Girişimler için çok güzel şeyler oldu. Fon bulucuda olan enteresan değişiklikler de sanırım girişimlerin hayatlarıyla paralel gitti değil mi? Kesinlikle öyle oldu. Tabii bu ekosistemin dinamizmine ayak uydurmamız gerekiyordu zaten bizim de. Onun için de yola çıkmıştık. Dediğiniz gibi çok dinamik bir aslında 235 gün geçirdik biz. Çünkü yılın yarısında başlamıştık Evet, saldıktan evet. sonra SPK'dan. Bu 235 günde neler oldu neler bilemezsiniz. Bilmek istiyorum. Buyurun anlatın. Mikrofon sizin efendim. Şimdi efendim, öncelikle şunu söyleyeyim. Bizi çok memnun eden iki önemli konu var. Birincisi, hem sizin gibi girişimcilik ekosistemine inanan insanların bu sisteme destek vermesi. Bir diğer taraftan da kamudan gerçekten hiç alışık olmadığımız şekilde gördüğümüz destekler. Bunların ikisi bizim aslında biraz sonra sizinle paylaşacağım istatistiklerin oluşmasında büyük bir katkı sağladı. Onun içinde böyle kamu, startup, özel sektör, fonlar hepsi bir işbirliği yaptı ve bu yıl 235 gün içerisinde 26 milyon 386 bin liralık bir işlem hacmine ulaştırmayı başardı Of. bizi. Bu tabii girişimcilere aktarılınca kıymetli oluyor Serhat Bey. Tabii. Biz bunu 18 girişimimize aktarmayı başardık. Yani 18 girişim istediği fonu toplamayı başardı. Kaç küçük yatırımcı vardı efendim burada? 26 milyon oluşturan. Hemen sıkı durun. Şu anda 11.687'ye ulaştı üye sayımız. Müthiş Bunun bir şey bu ya. 6.707'si yatırımcı. Yani 7.000 kişi, bunun içerisinde tabii şirketler de var, fonlar da var. Girişimcilere inandı ve onlara yatırım yaptı. Ve bahsettiğiniz şeyde bakın şimdi 28-26 milyon lira dediniz. Yaklaşık 7 bin girişimci dediniz. Yani 3 bin 4 bin lira arası bir yatırım yapmış. Yani mikro yatırımlardan bahsediyoruz aslında ama Türkiye'nin makro geleceğine katkıda bulunuyor. 18 şirket 26 milyon lira aldı buradan ileriye adım atabilmek için değil mi efendim? Kesinlikle. Hatta hemen söyleyeyim, 1146 girişimci başvurdu. Bunların toplam fon talebi 515 milyon lirayı buldu. Tabii ki bayağı ciddi bir rakam. Yani yarım milyarı aştık fon Evet. talebinde. Evet. Ve yatırımcılar ortalama 7 bin lira yatırım yaptı sadece. Ama bakın, 7 bin lirayla nerelere ulaşıldı? Evet. Tabii bu iyi bir gösterge. Önümüzdeki dönem 2022 özellikle bence girişimciliğin çok parlak bir yılı olacak. Vallahi öyle gözüküyor sizin söylediklerinizden de böyle gözüküyor. Peki yani binlerce yatırım hani 500 milyar liralık bir de istek var filan ve Evet. siz şu anda hani 26 28 mi dediniz kaç yatırım dediniz özür dilerim. Şu an 21 girişimimiz 21 bunun girişim. başladı. Şimdi Bunun 18'i başardı, biri devam ediyor. bu teker giderek daha büyüyerek artacak mı efendim? Yani mesela işte bu sene biz 11 tanesine baktık. Gelecek sene 60'a çıkartırız. Bunu mudur? Yoksa bu hani daha eksponansiyel katlayarak mı artacak? Bunun aslında şu anda artışı biz de kontrol edemiyoruz açıkçası. Anladım. Sadece yönetmeye çalışıyoruz. Birkaç rakam vereyim, gerisini siz hayal edin. Çok güzel bir hayal kuracağınızdan eminim. İnşallah. Bu yıl tek bir girişime 1587 yatırımcı katıldı mesela. Yani artık 1500-2000 sayılarını göreceğiz girişimlerde, yatırımcı sayısını. Tek bir girişim en fazla bu yıl 3.7 milyon lira fon topladı. Rekorumuz da var biliyorsunuz. 85 dakikada sizde konuk etmiştik. Evet, evet, evet. 2.7 milyon lira topladılar. Yani artık 1 saat, 1,5 saat içerisinde girişimci ihtiyaç duyduğu fonu yatırımcıdan toplayacak. Sonra da işine gücüne bakacak, üretim istihdam yapacak.
Süper bir şey bu ya. Peki bu sene mesela kaç girişimi siz sermayeyle buluşturacaksınız? Evet. Böyle bir öngörünüz var mı? Tabii ki var. Tabii burada bizim yatırımcı potansiyelimiz çok önemli. Yani mevcuttaki üyelerimizden kaynaklı bir potansiyele sahibiz artık platformda. Evet. Ve bu Serhat Bey 1 milyarın üzerine çıktı. Yani 1 milyar liranın üzerinde artık platformumuzun bir yatırımcı potansiyeli söz konusu. Dün gece de güzel bir gelişme oldu. Sermaye Piyasası Kurulu iki önemli konuda açıklama yaptı. Biri limitler, yani yatırımcıların limitleri minimum 68.400 liraya çıktı bir yıl içerisinde yatırımları. Kaçtı bu? Haliyle bu önce 20.000'di, sonra 50.000'e artırılmıştı. Şimdi 68.400 oldu yeniden değerleme oranıyla. Haliyle yatırımcılar daha çok yatırım yapabilecek. Yani bankada faize yatırmak istemiyorsa, işte ne bileyim doları alma diyorsak biz onlara, bu fırsatları evet, biraz daha arttırmamız lazım gibi geliyor bana. 68 de bana çok böyle yukarıda gelmedi açıkça söylemek gerekirse. Bunu 272 bin liraya kadar artırabiliyor yatırımcı isterse. Sadece beyanla. Ama asıl memnuniyet verici gelişme dün gece yaşanan Sermaye Piyasası Kurulu bizim fonlama limitimizi, yani yatırımlara çıkan, yatırım turuna çıkan girişimciler 10 milyon 911 bin lira toplayabiliyordu maksimum. Evet. Onu 20 milyona yükseltti. Süper. Bu da ölçeklenmeye başlayan girişimlerin, özellikle veya ölçeklenmiş girişimlerin de artık bize geleceği, seri A, seri B yatırım turlarının bizim tarafımızdan da yapılabileceği anlamına geliyor. Bu bizi heyecanlandırınca aslında 2023-22 hedefimizi biz 150 milyon lira fonlama diye açıklamışken muhtemelen 200-250 milyonu aşacağız gibi görünüyor. Bu da 40 ila 60 arasında bir girişimin 2022 yılında fonlanacağını gösteriyor diye düşünüyoruz. 31-12-2022'de yine bu konuşmayı yaparız, değerlendiririz inşallah. Vallahi inşallah, ben hani daha çok sizin bülteninizi okuyacağım, daha fazla sizi takip edeceğim anlamına geliyor bu. Ama bu çok güzel bir takip, çok güzel bir gelişme gerçekten de. Hakan Bey, önümüzdeki sene daha çok, daha sık buluşalım lütfen. İnşallah efendim. Biz her hafta pazartesi günü saat 10'da artık Türkiye bir girişim kampanyası görecek, yatırım turu görecek. Aynen. Her hafta bunu yapacağız inşallah. Yeter ki onlar inansınlar, güvensinler girişimcilik ekosistemine, yatırımlarını yapsınlar. 1 ila 3 yıl içerisinde çok şeylerin olacağını göreceğiz hep beraber. Bundan sonraki amacımız sadece fonlamak değil Serhat Bey. Bu girişimlerin başarılı olabilmesi, global açılabilmesi için de onlara çok güzel destekler bulduk. Onları vereceğiz. Elimizden gelen, bizden de ne olursa bu girişimlerin yaşaması için ve büyümesi için, her şey için biz buradayız efendim. Çok teşekkür ediyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Sizin vasıtanızla tüm dinleyicilerinize, tüm yatırımcılara, tüm girişimcilere, bu sisteme inanan herkese iyi yıllar diliyorum. Ben de sizin şahsınızda Fonbulucu.com ailesine, hani bu sisteme mümkün hale getiren aileye sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum efendim. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağ olun.